Tarlada işler nasıl gidiyor Cemşir'a? İyi Yasin ha, iyi. Irgatlar karınca gibi çalışıyor. Yevmiyelerin tamamı ödendi mi? Hepsini ödedim. Şutur suyu versene Yasin. Hadi size afiyet olsun. Nereye Cemşir? Şehre ineceğim. Meyhaneye mi gene? He, meyhaneye. Reşit'i göreceğim. Ne yapayım, bir sakıncası mı var? Sen bu aralar pek mi düştün Reşit'e ha? Ya Reşit benim bunca yılın arkadaşım değil mi? Ne oldu? Son günlerde biraz durumu sıkışık. Sen beni bekleme. Ben geç geleceğim. Az daha bulgur vereyim mi bacım? Yoksa yarı bacı. Ben doydum. Bacım vah. Bak Yasin ağa. Bunun kocası bunu taktırıyor. O nasıl söz öyle Seyyare bacı? Tövbe estağfurullah. Hiç yakıştı mı sana? Aa, ne dedim ki ben? Allah Allah. Güliz ağa şu çiftlikten gitti gideli. Hiç iki lakırdı konuşacak kimsem kalmadı. Hele seninle hiç. Ben eve gideyim tamam mı? Sen dükkanı kapattın değil mi? Bak ben kapatırım ya. Ha. Haydar gel buraya bakalım. Hadi kolay gelsin. Hadi hadi. Atlanayan yollarda Sabah şeriflerin ayrı olsun. Senin de Asuman. Ağız tadıyla bir kahvaltı yap. Acıkmışsındır.
Vallahi kurt gibi acıkmışım. Allah Allah. Parayı bugün hemen yollayacağım anama. İyi. Anam da bayram edecek. Sağ ol Cemşir. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun ya. O niye ki? O niye mi? Bir de soruyor. Bunca zaman sonra gönlümün pasını sildin. Yüzümü güldürdün be. Yok canım öyle deme. Hamzam öldüğünde kederim bitmez sandıydım. Hayatım bittiydi sanki. Ama şimdi öyle değil. Aha şurada sanasın bir kuş var. 20 yaş gençleştim sanki. Bu sabah ağzından bal damlıyor Cemşir. Maşallah. Ama yemeği niye de? Evine git geç kalma değil mi? Asuman. Biraz daha kalsam olur mu? Öyle olsun. Canım nasıl çekersin? Bu iyiliğini hiç unutmayacağım Cemşir. Allah senden razı olsun. Sözüm olur Asuman. Bundan sonra sıkışınca bana diyeceksin. Hep arkandayım. Hadi git şimdi. Yoksa hiç bırakamayacağım seni. Hadi. Selamünaleyküm Yasin Ağa. Neredesin Cemşir Efendi? Etme Yasin Ağa Zehra bitti de sen mi başladın Allah aşkına ya? Hayrola? Bir şey mi var? İçeri gidersen öğrenirsin. Çekerse onun biletini keseriz. Sen kimin biletini keseceksin lan ha? Dur hele Ramazan. Daha vaktin var zalolu Ramazan. Bezene selam söyle. Aldı ki.
Halide Hanım. Ne oldu, beğenmediniz mi? Başka bir şey hazırlayayım mı size? Yok, çok güzel olmuş Gülizar. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Gülizar. Gel sen de otur. Anlamadım. Hadi bir tabak al da gel diyorum. Bir şey soracağım. Buyurun Halide Hanım. Sen de yalnız bir kadınsın. Kocan yok, çocuğun yok. Zor olmuyor mu böyle? Olmaz mı Halide Hanım? Oluyor tabii. Ben bir vakitler evliydim biliyorsunuz. O vakitler hep evli kalacağım zannediyordum. Yani boy boy çocuklarımız olacak. Bir yastıkta kocayacağız falan. Öyle derler ya. Ama kader öyle değilmiş yani. Böyle tek tabanca kaldık. Kimin kimsem de yoktur yani benim. Siz varsınız Allah'a şükür. Ama biliyor musunuz Halide Hanım? Ben yani inancımı kaybetmedim. Hala inanıyorum yani bir erim olsun, bir yuvam olsun çok istiyorum yani. Kim istemez ki tabii. Ama Yüce Rabbim Adem'i bile yaratırken yanına Havva'yı koymuş yani. Hiç kimse yalnız kalmamalı bence. Hele bir kadın hiç olmaz yani. Halide Hanım, ben de size bir şey sorabilir miyim? Sor. Geçen gece biz bir kulübe gitmiştik ya. Evet. Siz niye beni götürdüydünüz oraya? Ben çok merak ediyorum da. Öyle icap etti. Bu hususta başka soru sormanı istemiyorum. O geceden de kimseye bahsetmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Peki. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Hanım, Ekrem Bey geldi. Sizi görmek istiyorum. Halide. Ekrem, hayrola, bir şey mi oldu? Az önce bir havadis aldım. Planlar yerine ulaşmamış. Ulaşmamış mı? Şimdi ne olacak? Telaşlanmana lüzum yok. Bizi ilgilendiren bir mesele değil. Aracı planları Adana'dan çıkaramadan yakalanmış. Üstelik jandarma tarafından vurulmuş. Yani şahitlik yapamayacak. Neyse, bir an çok korktum. Sen hiç merak etme. Biz paramızı aldık. Ve bizim için iş tamamlandı. Sen ne yaptın? Serap'a verdin mi parayı? Hayır. Çiftliği bana vermekten vazgeçti. Anlaşılan bir yerlerden para bulmayı başarmış. Otursana. İhtiyacım yok. Bu senin. Hayır Halide. Asla ben böyle bir şey kabul edemem. Belki şu anda değil ama gelecekte ihtiyacın olabilir. Ekrem, lütfen beni daha fazla utandırma.
Bak, en büyük riski sen aldın. O yüzden bu paranın tamamı senin hakkın. Artık bu konuyu kapatalım ha? Peki. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Teşekkür etmene lüzum yok. Bu gece büyük kulübe gitmeye ne dersin? Sen biraz bir şey içer, kafayı dağıtırız. Aynı zamanda da başarımızı kutlarız. Ha? Geç oldu. Biraz da yorgunum. Anlıyorum. Ama eğer istersen evde şarap içebiliriz. Hem baş başa daha rahat ederiz. Olur mu? Olur. Halit, günaydın. Günaydın. Benim gitmem lazım. Gitmeden önce sana bir hoşça kal demek istedim.
Ay. Afiyet şeker olsun. Hele dur, sen rahatsız olma, ben bakarım. Dersin ya, Asuman burada kalacak. Sen ister kalırsın, ister kalmazsın. O senin bileceğin iş. Sen benim üstüme kuma mı getiriyorsun? Ne bellersen be! Ya! Ya! Önünümde bırakmam! Müsaade etmem! Burası benim evim! Ben çocuklarımı bu evde büyüttüm! Bu kadın bu eve giremez! Senden müsaade isteyen yok! Bunca vahittir. Çitlikte beni kandırdınız demek. Bu kadını görür görmez şurancığıma bir sancı saplandı. Ama bilemedim. Bilsem de söyleyemedim. Bu yaştan sonra bunları da mı görecektim Cemşir? Yok bacım yok. Ben gideceğim. Bir yanlışlık oldu. Kusura bakma, ben gideceğim. Dur Asuman. Bırak. Bırak Cemşir. Zehra gidecek. Ne yaptın Cemşir? Kalk bakalım. Kalk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.